Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar size Boosty'nin bir özelliğini daha detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Oyunda gerçekten çok önemli bir pozisyona gelecek. Yani şu anda önemli, çok önemli bir pozisyonda. Sadece biraz daha zaman geçmesi gerekiyor ki bu elemanın değeri anlaşılsın. Bununla ilgili genel bir video yapmıştım ki ilk başta insanların gözüne L2'sinin verdiği o devasa hasar geliyor ama bununla ilgili birçok şey de var arkadaşlar. Bu videoda size göstereceğim arkadaşlar kaçışla alakalı. Kaçışları kapatmasıyla alakalı arkadaşlar. Şöyle bir yazalım bakalım Spider-Man diye. Herhangi bir örümcek hiç fark etmez. Bu araba buraya da fark etmez hesabı. Yani klasik örümcekten başlayalım. Mesela Duello diyelim arkadaşlar. Klasik örümcekten. Şöyle 4 yıldız bir Bruce ile evvela göstereyim. Arkadaşlar Bruce'nin dövüşe başlarken 4 tane yeteneği var. Üzerinden turuncu turuncu şeyler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 2 kere orta saldırı yaptığınızda rakibin üzerine yavaşlatma vermesi. Yavaşlatma vermek arkadaşlar hem kaçışları kapatır hem de durdurulamaz etkilerini kapatır. Şimdi bunları bir görelim. Bak abi, siperi attık. 2 tane vurduk. Eleman iptal gençler. Eleman iptal. Bundan sonra klasik mekaniği ile oynadığınızda olay komple bitmiş oluyor. Dediğim gibi bununla ilgili genel bir video yaptım ama yine oldukça detaylı bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eleman hiçbir şekilde bizden kaçamıyor abi. Yeter ki siz o yavaşlatmaları verin ve yavaşlatma arkadaşlar 20 saniye civarında sürüyor. 20 saniye çok uzun bir şey ve bunun üzerine tekrar atabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi ayrı bir güzelliği, elemanın ayrı bir özelliği. Şimdi bununla ilgili başka ne var? Kaçanırlara karşı okey. Bu arada arkadaşlar sınıf avantajından etkilenir. Yani bir mutantsa karşınızdaki kaçışları kapatamazsınız. Onun dışında karışım ustası ve başı boş karalarının da mükemmel bir antisi. Onu da bir görelim. Nerede vardı? 6-4-4'te vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakalım. Şöyle 6-4-4'te şurada sağ tarafta başıboş karosu vardı. Yani rakip arkadaşlar özel saldırı attığında hem durdurulamaz hem de neydi o abi, kaçış etkisi kazanıyor. Allah ne verdiyse. Dur şunu yalandan bir de yanına sinerjilerini falan yapalım. Ki video çekiyoruz, atraksiyonumuz bozulmasın, şeklimiz bozulmasın. Gel bakalım. Hemen bunu da bir gösterelim. Bu bir özelliği. Bu sadece şu anda size tek özelliği gösteriyor. Mesela şu tarafta ne diyor abi? Başıboş karısı muhafız bir tane özel saldırı attığında arkadaşlar 7 saniye boyunca hem kaçma şansı kazanır hem de eleman durdurulamaz hale gelir arkadaşlar. Burada biz kendi çapımızda güç barı kazanırız ama çok problem değil. Benim göstermek istediğim rakip özel saldırı attığında ne hale onu getirdiğimiz. Hadi bakalım. Go Bruce'di kardeşim. Kaçan her şeyde bunu düşünebilirsiniz. Sadece dediğim gibi sınıf bonusu mevzusu var. Diğer olaylarda olduğu gibi yavaşlatmanın özellikleri. Önce normal bende 5'li combo, sonra 2'li combo ve elemanı direkt bitirdik abi. Bitirdik elemanı. Bu saatten sonra karo iptal arkadaşlar. Bu kaçış karo mevzuatı komple iptaldir. Gördüğünüz gibi durdurulamazı açmadı bile ve kaçışı da çalışmıyor arkadaşlar. Çalışmayacak da. Bu da bizim Bruce'nin mükemmel özelliklerinden bir tanesi. Gel bakalım. Çat. Yavaşlatmayı kes. 3 tane oldu. Kritik atma oranı da bu arada arkadaşlar inanılmaz derecede yüksek. Efsane seviyesinde yüksek bir kritik atma oranı var. Üzerindeki isabet sayılarına bakarsanız zaten göreceksiniz gençler. Belki atarsın, belli mi olur? Bak bak, sanki yavaşlatmanın gitmesini bekliyor. Yemezler. Çal. Finalde bir L2 ile ufaktan yapalım arkadaşlar. Müthiş bir özellik.
Hem kaçışları kapatması hem de durdurulamazları kapatması gerçekten çok güzel bir çok büyük bir özellik. Çok büyük bir özellik. Oyunun birçok yerinde birçok şeye karşı kendini gösterebilir. Bunun dışında karışım ustaları var. Mesela İttifak Savaşı'nda vardı. Onun dışında başka yerlerde falan filan da vardı. Yine orada da arkadaşlar oldukça etkili olur. Mesela kim var? Şöyle bir Juggernaut yapalım. Bakın Jugger Naut mu? Nasıl yazıyordu lan bugün diye. Ha böyle yazılıyormuş. Gel. Düello yapalım. Düello de şu Gundy'yi çıkar 3 yıldızını alalım ki biraz uzun sürsün dövüşümüz. 3 yıldız Brucelle. Yani karakterin öyle güzel özellikleri var ki kafayı yersiniz yani. Hepsini tek tek işleyeceğim. Sonra hep beraber bakacağız. Oyunu ne durumda yapar? Oyunun kaçıncısı olabilir? Hemen şöyle bir yavaşlatma. Çat. Ağır saldırı. İsabetleri kes. Şak. At bakayım kardeşim. At bakayım bile ki bize. Ne oldu durdurulamaz? Patates. Bir daha atmak ister misin kardeşim? Ah be L3'üm doldu ya. L2 atacaktım. Neyse nasip böyleymiş. Vuuu Bruce Lee. Gerçekten enfes. Gerçekten çok lezzetli. Yani bütün özelliklerini dediğim gibi parça parça mutlaka size göstereceğim ki ne kadar etkili olduğunu tekrar tekrar görelim. Yani şu hero'ya sahip olanlar gerçekten çok şanslı oyuncular. 5 yıldızı da buna dahil veya hatta atıyorum bulunduğunuz seviyeye göre 3 veya 4 yıldız da keza oldukça güzel işinizi görecektir arkadaşlar. Temiz ya tak fişi bitir işi abi. Çok iyi bir şey. Gerçekten çok iyi bir şey. Bunun dışında şöyle karolar da var mesela hatırla 12 saniyede bir 4 saniye rakibe durdurulamaz özelliği veriyor. Nerede veriyordu o? Yukarı tarafta bir yerde veriyordu ama neyse. Sanki 7-1'de veriyordu şey, Yondu'nun orada falan filan diye hayal meyal hatırlıyorum ama. Onun dışında bir de karışım ustası bulsam. Karışım ustası karısı nerede tam hatırlamıyorum ama. Aylık maceraya bir bakmak istiyorum. Şöyle bir aylık şövalye macerasında beceri sınıfı hangisiydi hatırlamıyorum. Ama bir tek tek girip bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir tek tek girip bakalım. Orada da size bir şey gösterebilirim ama bulursam önce bulmam lazım abi. Bunlar mutantların. Çık bakalım. Dur bir de onun ben bir becerisini bulayım. Süper bir şey. Kaçışları kapatıyorsun. Durdurulamazları kapatıyorsun. Aşırı yüksek hasar vermesinden bahsetmiyorum bile. Onda ilerleyen serilerinde bahsedeceğim. Bu riskli arkadaşlar seri seri yapacağım. Seri seri. Bak mesela diyor ki saldırgan aynı temel saldırıyı art arda iki kez yaparsa bu eleman kaçar kardeşim diyor. Beceri şampiyonu muhafızı biraz yönünü şaşırt. Yakma ya da şok etsin maruz kalmışken kaçışları kapatır falan filan. Gelelim. Bir de burada şimdi karışım ustasına karşı ne kadar. Yani birçok karı da çok bunlar. Hayati karolar. Gerçekten çok önemli karolar. Evvela elemanın nasıl kaçtığını bir görelim. Bak işte bir kere kaçmasına müsaade edeceğim. Gel bakalım. O sana fazla dövmese bari. Gördüğünüz gibi kaçıyor gençler. Hadi şimdi yiyorsa kaçsın. Hadi bakalım delikanlıysa kaçsın bakalım. Kaçamaz. Bu riskli tekmesi. Çılgın bir L1. Hemen arkasına bir ağır saldırı. Bu özellik dehşet. Dehşet, lezzetli bir özellik. Bir yavaşlatma. Bir dille iki basalım. Ah be %1. Hepimizin en çok sevdiği rakam %1. Kaçırmaz ve durdurulamaz. Açtırmalı arkadaşlar. Dediğim gibi sınıf avantajı yememişse. Yani rakibiniz bir mutant değilse. Mutantsa yapacak bir şey. Mesela Nightcrawler'a karşı bir şey yapamaz. Veyahut da atıyorum bu tarz karolarda rakip bir mutantsa herhangi bir mutantsa yine arkadaşlar bir şey yapamaz. Şimdi Captain America'nın bir kere daha kaçmasına izin verelim.
Gördüğünüz gibi çok çılgınca kaçabiliyor. Ama yavaşlatmayı verdikten sonra patates arkadaşlar. Bu saatten sonra eleman patates koçum benim. Artık istese de kaçamaz. L2 atayım da şimdi L3 ile uğraşmamak için atıyorum L2'yi. Tabi eleman her kaçırmadığında arkadaşlar bir de burada biz ekstra yük alıyoruz. Hop! Normalde bu sonsuz sersem yapıyorduk. Burada da tabi sonsuz sersemle beraber iyice kafayı yersin abi. Hard psiko yapar. Velhasıl kelam arkadaşlar bu tarz karolarda ve hero'lara karşı mükemmel derecede etkili. Bu size Bruce efsanevi özelliklerini göstereceğim videonun ilk serisi olsun. Olur da beğenirseniz falan yanlışlıkla bir like'lık atabilirsiniz abi. Top sizde, elinizi korkak alıştırmayın. Hadi bakalım. 6 yıldız R2 ve bundan sonra inşallah oyuna eklenecek her 6 yıldızında alayını alacağız. Ve ekibimiz daha bombastik ve very fantastic olacak. Bu Bruce'imizin mükemmel özelliklerinden bir tanesiydi arkadaşlar. İnşallah beğenilir de devamında çek. Beğenmezseniz de devamını çekeceğim. Çok yapacak bir şey yok. Beğenin de 100 bin dolar kazanayım. Hadi bakayım hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.